Mine Kırık Kanat, 1922, Enosis Şilebi zapt ediliyor. Kurtuluş Savaşı'nda kazanılan büyük zafere katkıları yeterince vurgulanmayan denizci kahramanlarımız, Rusya'dan kalkan Yunan Şilebi Enosis'i ele geçirmekle, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuna büyük bir maddi destek sağladı. Gözü Karadeniz'in sularından daha kara bu kahramanlardan iki gemi komutanı ve 20 mürettebatın lezzetli korsanlık öyküsünü, Deniz A.L.B. Tevfik İnci'den okuyalım, heyecanlı bekleyiş arızaları nihayet giderilen gambotlar, 20 Nisan 1922 sabahı saat 8'de limandan hareket etti. Uzun süre denizde kalabilecek yakıtları yoktu. Yunan Şilebi Enosis'in kalkışını, Novarosik'e yakın bir limanda beklemek zorundaydılar. Oysa gerekçe göstermeden hiçbir limanda uzun süre kalamazlardı. İki numaralı gambotta sahte bir yangın çıkartıldı. Gambot 1'in komutanı Yüzbaşı Necati, yangın kaynaklı arıza bildirip teknelere kalış izni aldı. 2 Gambot, Gelincik Limanı'na demirledi. Gambot 2'nin komutanı Yüzbaşı Reşat, limanlar arasında işleyen bir motora atlayıp, Novarosik'e geri döndü. Rıhtım boyunca gemicilerin uğradığı kahveleri, meyhaneleri dolaştı ve Enosis'in 25 Nisan'da demir alacağını öğrendi. Top patladı, makinalar durdu. 25 Nisan sabahı, motor gambotlar gelincik limanından kalkıp gözden uzaklaştılar. Güneş ufka yaklaşırken Novarosik açıklarında önce bir duman göründü, ardından bir geminin silüeti. Gambotlar gemiye yaklaştı. Bu bekledikleri Şilep, Enosis'ti. Gemiye dur işareti verildi. Enosis'in kaptanı aldırmadı, yoluna devam etti. Bir numaralı gambot, geminin hemen önüne bir top mermisi attı. Yolcular ve personel, korku içinde güverteye koştular. Ne var, ne oluyoruz, kargaşası başladı. Kimi canının, kimi malının derdine düşmüş, Enosis'in kaptanı şaşkındı. Açık denizde, uluslararası sulardaydılar, kimse yardıma gelemezdi. Heyecanlı bir bekleyişten sonra, makinalara kumanda eden kampana sesi duyuldu. Enosis, yavaşladı ve durdu. Bir müfreze askerimiz, gemiye çıktı. Gambotlardan biri Şileb'in sancak, Diğeri iskele tarafında yerini aldı ve topları enosise çevrili olarak yol almaya başladılar. Hazine yokmuş. Şilepteki kritik noktalara silahlı nöbetçiler konuldu. Gambotlar Trabzona doğru seyrettiklerini Anadolu'ya bildirdi. Batum açıklarında gece büyük bir fırtına çıktı. İki numaralı gambot batma tehlikesi geçirdi. Kahraman bir bahriye erimiz canını hiçe sayıp denize atladı. Şaft darızasını giderdi. Kafi ile 1 Mayıs sabahı Trabzon'a ulaştı. Enos ise Türk bayrağı çekildi ve Şilebe, Trabzon, adı verildi. Sıra, artık dillere destan yükün boşaltılmasına gelmişti. Geminin resmi yükü, Acem halıları, yazı makinaları ve salamura bağırsak fıçılarından oluşuyor ve 250 bin lira gibi bir değer taşıyordu. Ama sözü edilen hazine ortada yoktu. Gemi didik didik arandı, bir şey bulunamadı. Sonunda bir yazı makinesinin parçalanmasıyla iri iri elmaslar, fırlantalar, bazı değerli mücevherler ortaya çıktı. Bunlar gümrüğe teslim edildi. Hazine varmış. Aradan aylar geçti. Trabzon vapuru Rusya'ya seferler yaptı. Zonguldak'tan kömür taşıdı. Günlerden bir gün, gemi personeliyle birlikte doğuya sevk edilen Enosis'in ikinci kaptanı, serbest bırakılması karşılığında konuşunca, Şilep'teki kamerasının kaplamaları söküldü göz kamaştırıcı miktarda altın ve gümüş paralar ortaya döküldü. Aradan bir zaman daha geçti. Bu kez geminin Yunan çarkçı başısı, Şileb'in kazan dairesinde çuvallarla altın ve gümüş saklandığını söyledi. Gerçekten de pis suların ve kömür tortularının altından ağızlarına kadar dolu tam 11 çuval altın ve gümüş çıktı. Artık Trabzon adıyla yük taşıyan Şileb personeli, aylarca seyyar bir hazinenin üzerinde yaşamışlardı. Enosis'in son yolculuğu. Enosis efsanesi gerçek olmuştu. Ele geçirilen hazinenin ederi 1 milyon lira dolayındaydı. Devasa ganimet, hükümete teslim edildi. Ankara'nın emriyle 30 bin lirada iki motor gambotun subay ve erlerine bölüştürüldü. Enosis, Trabzon Şilebi, 1923 ve 1924 yılları arasında Lozan mübadillerini ana yurtlarına taşımakta kullanıldı. 1924 yılında Gölcü'ye bağlandı. 1934 yılında hurdaya çıkartılıp, sökülmek üzere satıldı. Eylülsüz sonbahar, eylülsüz gelir, denizlere sonbahar, liman, liman gezer, rüzgar sarhoşu dalgalar, hasretlerle, kolay olur açıklarda, ayrılıklara alışmak, geceleri erken vurur, karaya midiyeler, rotasız şarkılarına başlar, yaşlı bir kaptan, dağıtır masaları fırtınalar saçılır ortalığa, can simitleri, filikalar, yetmez ki hiçbiri, umarsız sevdalara, yaşlı kaptan kaybolur, telsizler susar, eylülsüz gelir, denizlere sonbahar, A, Kadri Ergin, deniz tarihimizin şeref sayfaları, deniz kuvvetleri komutanlığı yayınları.